Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere harika bir pasta tarifiyle geldim. Tabii ki bu pastayı hepimiz biliriz. Çocukluğumuzun lezzetidir. Hala da çok severim ben. Çocukluğumda da tabii ki çok severdim. Mozaik pasta ya da diğer adıyla piramit pasta da diyebilirsiniz. Hem yapması oldukça kolaydır hem de malzemeleri evde her zaman bulunan malzemelerdir. Buzluğa da atıldığı zaman önceden yapılıp sonradan da servis edilebilir. Bu anlamda da çok kolaylık sağlar aniden gelen arkadaşlarınız için. Ya da çocuklarınız tatlı istediği zaman hemen çıkartıp servis yapabilirsiniz. Ben gördüğünüz gibi hemen pastamın hazırlıklarına başladım. Bir su bardağı sütümün içerisine kakao ilave ediyorum. Yaklaşık 3 kaşık kadar. Sonrasında 5 yemek kaşığı toz şeker. Ve ardından küçük bir tavada 3 yemek kaşığı tereyağını eritmiştim. Onu da sütüm ve kakaomun yanına ilave ediyorum. Genişçe bir kapta çırpma teliyle karıştırıyorum. Zaten olmazsa olmazı olan pastamızın ana malzemesi bisküvimiz var. Ben petibör kullanıyorum. En çok yakışan, en güzel olan da o. Ama yoksa hani bildiğimiz böyle klasik finger bisküviler vardır. Onlardan da yapabilirsiniz. O da çok yakın bir lezzet veriyor zaten. Sonrasında bir spatula ya da kaşık yardımıyla tüm malzemeleri karıştırıyorum. İçerisine bir su bardağı da ceviz ilave ettim. Siz isterseniz fındık içi de ilave edebilirsiniz. O da çok yakışıyor. İlk etapta biraz karıştırmakta zorlanabilirsiniz. Ama sonrasında bisküviler yumuşadıkça daha güzel şekil alacaktır karışımımız. Gördüğünüz gibi karıştırdıkça yumuşuyor ve işte tam da bu şekli alıyor. Ben tereyağı kullandım ama siz isterseniz margarin de kullanabilirsiniz tabii ki. Kesinlikle katı yağ olmalı ama asla sıvı yağ kullanmamalısınız. Çünkü aynı tadı tutturamıyorsunuz ve kıvamı da tutturamıyorsunuz. Bu yüzden kesinlikle tereyağı ya da margarinden bir tanesi olmalı içerisinde. Genişçe bir tepsinin üzerine ya da bir servis tabağının üzerine olabilir streç filmimi seriyorum. Sonrasında da pastamı üzerine koyuyorum. Artık şekil vereceğiz. Üçgen şekli verebilirsiniz. Rulo şekli de verebilirsiniz. Aslında adı piramit. Ama siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Yuvarlak dilimlerde yapabilirsiniz. Üçgen dilimlerde yapabilirsiniz. Ama ben en çok üçgen dilim seviyorum ve o yüzden genelde bu şekli veriyorum. Sıkıca, hiç boşluk kalmayacak şekilde sıkıştırarak bu şekilde paketliyorum. Buzdolabınızın dondurucu kısmında yani deep freeze bölümünde saklayabiliyorsunuz. 2 saat içinde yaklaşık donuyor, yemeğe hazır hale geliyor. Ama tamamını tüketmezseniz ya da o gün içinde tüketmek istemezseniz uzun bir süre buzdolabında saklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi dilimlenmiş hali de işte bu şekilde hepimizin bildiği klasik bir lezzet. Her seferinde de yemekten aynı şekilde keyif alıyoruz. Dondurmayla servis yapabilirsiniz yanında. Ne isterseniz çok yakışır. Sade de güzel olur ama ben dondurmayla da çok severim. Ya da kahve ve çayın yanına da çok güzel eşlik eder. Üzerine süsleme de yapabilirsiniz. Hindistan cevizi güzel olabilir. Tost haline getirilmiş fındık ya da ceviz içi ya da Antep fıstığı da gerçekten ekstra bir lezzet katacaktır pastamıza. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Daha fazla güzel ve lezzetli tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.